Selamlar, yeni bir gün, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Evet, ya çamaşır atacağım. O yüzden şu topları deneyeceğim. Ama çamaşır atmadan önce bir tane siyah bir şeye patronun tüyünü süreceğiz, böyle üstüne süreceğiz. Bakalım gerçekten etkisini görecek miyiz? Beraber bakacağız. Hangisine süreceğiz hemen göstereyim. Patron gel. Şu Sinan'ın zaten bir eşofmanı var ki görüyorsunuz biraz tüylü. Her yeri. Biraz daha tüyleyeceğim bunu. Şu şekilde tüyleri var patronun. Biraz daha tüyleyeceğim ve ondan sonra makineye bu toptan bir tane atacağız. Bakalım gerçekten işe yarayacak mı? Yararsa gerçekten hayat kurtarıcı. Benim için. Özellikle. Şimdi bir tane açıyorum. Şöyle görebiliyor musun? Biraz geliyor. Yok, bilerek yakınlaştırıyorum. Şöyle bir ses çıkarıyor. Garip bir yapısı var. Bakalım, deneyeceğiz şimdi. Ben şimdi şunu patrona biraz sürtüyorum. Sonra size gösteriyorum. Evet, yeterince sürttüğümü düşünüyorum. Fazlasıyla sürttüm. Şimdi artık makinenin içine bu topu da atıyorum. Gördüğünüz gibi sağ, benden taraf sağ, sizden taraf belki soldur, bilmiyorum. Nasıl görüyorsunuz? Çıktığı an bunu size göstereceğim ve topun da halini göstereceğim. Evet, ben çamaşırlarımı attım. Ondan sonra bana bir kargo gelmişti dün ama bunu paylaşamadım. Açtım, baktım sağlamlığına, gönderen kişiyle de iletişime geçmek için. Şimdi şöyle güzel bir kargo. Benimle iletişime geçti Büşra Hanım. Size bir şey göndermek istiyorum dedi. Teşekkür ederim dedim. Öyle zahmet etmeyin falan ama sonrasında işte anlaştık falan. Büşra Albayrak, çok teşekkür ediyorum. Sevgili Deniz, bizi tercih ettiğin için teşekkür ederiz. İyi günlerde kullanman dileğiyle demiş. Instagram adresini de zaten şu aşağı bırakacağım. Şöyle patronum bu çok hoşuna gitti. Böyle güzel bir dekoratif ayna. Bunu balkonu yaptığımız zaman, Allah nasip eder balkonu yaparsak inşallah, oraya asmayı düşünüyorum güzel bir dekor şeklinde. Çünkü balkonu da boyayacağım. Çok hoşuma gitti bu benim böyle. Eğer isteyen olursa... Şu anda beni gösteriyorsun. Ha, öyle mi? Olsun. Şu an isteyen olursa Instagram'a, Instagram adresini şu aşağı bırakacağım. Oradan kendisine ulaşabilirsiniz. Ki kendisinin Trendyol'da satış yaptığı sayfası da var. Zaten Instagram sayfasına girdiğinizde Trendyol linki büyük ihtimal vardır. Oradan da kendisiyle iletişime geçebilirsiniz. Bunlar rafta deniyor sanırım. Kendi hepsi baştan sona kadar el emeği kendi yapıyor. Çok hoşuma gitti. Beğenerek kullanacağıma eminim. Ve inşallah balkonda yaptığımızda bunu da gösteririm diyorum. Benim çok hoşuma gitti. Patron zaten şu iplerini ısırarak bayıldı. Böyle asmalık güzel bir ayna. Dekoratif bir ayna. Şimdi biliyorsunuz ki zaten yeni evlenenler bu tarz şeyler moda. Bence Büşra'nın sayfasına bakın derim. Dediğim gibi Instagram'ın aşağıya bırakıyorum. Şimdi ben temizlik yapacağım. Yani temizlik yapacağım derken evi şöyle bir süpüreceğim, sileceğim. Ondan sonrasında yemek yapmaya gideceğiz. Bugün menüde pilavla bezelye var. Bezelyeyle pilav yapacağız. Başka da bir şey yapmayacağız gibime geliyor değil mi mutfakta? Bilmiyorum. Sonra çamaşırların bitmesini bekleyeceğim ki çamaşırları, o topun son halini size göstereyim. İşte küçük odamdaki çamaşırlar var. Onları katlayacağım. Çünkü biliyorsunuz ki kayınvalidemdeydik. Döndüğümüzde de yorgunluk, vücut ağırlığı, yorgunluktan hiçbir şey yapamadım. Halı yıkadık ya böyle haşır uşur. Ondan sonra hiç çamaşırları katlayamadım. Yani kolumu kaldıracak halim yoktu. Ama onları da bugün kaldıracağım, katlayacağım. Hepsini beraber yapacağız. O zaman tekrardan Büşra'ya teşekkür ediyorum. Ben de evimi silip süpürdükten sonra görüşürüz. Evet, çamaşırlar yıkandı. Şu an ben de heyecanlıyım. Topu Sinan'dan alacağım. Top nerede? Top gitmiş. İçindedir, bakacağım şimdi. Top şu an yok. Umarım yutmamıştır. Bu arada ben evimi sildim, süpürdüm. Her şeyimi yaptım. Şimdi çamaşırlar yıkandı. Ama önce senin o pijamanı göstermeni istiyorum. Top da şöyle. Siyah siyah şeyler.
Var. Bakın görünüyor mu aşkım? Görünüyor. Bakın şöyle patronun tüyleri de. Saçlar. Tamam toplama şu anda onu. Böyle. Şimdi Sinan'ın o ilk baştaki şeyi göstereceğim. Biliyorsunuz ki şuradaydı. Komple. İşe yarıyor bence. Sence? Yani. Evet, işe yarıyor şu anlık. Teşekkür ederiz Rosma. Alabilirsiniz. Şimdi ben çamaşırları asayım. Sinan beni çeksin o sıra. Dur ben de yardım edeyim. Yok gerek yok aşkım sen çekmeyin. Çok bir şey yok zaten. Veya ben beyazları mı atayım? Sen beyazları atma da şu nevresim takımını at. Var ya orada beyazla beraber. Tamam bunu da atıyorum. Gene. Onu bir temizleyip öyle atalım. Evet Deniz Hanım. Çamaşırlar. Evet siyahlarda bir tane bile toz yani tüy görmedim. Şu anlık gayet memnunum. Ama zaten patronu 3 numaraya vurduracağız. Veterinerinden rica edeceğiz. Tıraş ettireceğiz. Çünkü çok tüyleri dökülüyor. Onun da tüyleri işte ise hem biraz daha toparlanır hem de biraz tüysüz geçsin bakayım. Bir veterineriyle konuşayım. Ne zaman yaparlar bilmiyorum da. Ha bu arada şeyden bahsedeyim. Ben geçen gün 14 dakikalık bir video attım. Hepiniz bunu gördünüz ve bu video çok kısa, bu video çok kısa dediniz. Evet videonun kısa olduğunun ben de farkındayım. Ama neden kısa biliyor musunuz? Normalde benim ne zamandı? Salı günü. Evet salı günü benim video günümdü. Ama ben o günü pazartesi zannedip, yani videoyu attığım günü de salı günü zannettim. Yani kısacası günleri karıştırdım. O yüzden hem geç video attım hem de daha bir günüm var daha deyip çekerim diye çekemedim. Çektiğim kadarını paylaştım. O yüzden o video o kadar kısa oldu. Ama her zaman da uzun olacak değil canım yani. Birazcık da maruz görüyorum ya. Yani her zaman 40 dakika 30 dakika atamam. Yani 20 dakika olabilir. Bu çok kısaydı evet bunun ben de farkındayım. 17 dakikaydı. Yani gene şeydi ama ne yapabilirim? Dedim ya bir de yorgunluk vardı, böyle halsizlik vardı. Hani halı yıkamaktan, çünkü ıslandığı zaman halıların ne kadar ağır olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuzdur. Ha bir konuya değinmek istiyorum. Kişi kendisini engelledim de gene de değineceğim. Şu kuraklıkta bunca insanın hakkına nasıl girersin Deniz? O suyu nasıl o kadar harcarsın? Kardeşim, o kuyu suyu. Kuyu suyu dediğimiz şey evin altında bir kuyu var. O kuyunun içindeki sudan geliyor. Bir motor var. O motordan çekiliyor. Ve o kuyu suyuyla halıları yıkadık. Ne senin hakkına girdim. Ne bir başkasının hakkına girdim. Apartmandakiler zaten aidatı olmayan. Apartmanda zaten kimse yok. Bir yönetici var. Onun da haberi vardı zaten. Yani Ayşe'nin Fatma'nın hakkına girmedim. Senin de hakkına girmedim. O işi bir geçeceksin. Bana da gereksiz duyar kasmayacaksın. Sadece buradan açıklamak istiyorum. Oradaki kuyu suyuydu. O hanımefendiye özellikle açıklamıyorum. Hepinize açıklıyorum. Kimsenin hakkına girmedim. Oradaki su kuyu suyuydu. Yani şebeke suyu değildi. Evin altındaki olan kaynaktan gelen kuyu suyuydu. Bu kadar. Sadece bu kimse de bilip bilmeden lütfen yorum yapmasın. Ki zaten görmüşsünüzdür leğenlerle de suyu döktük. Sadece durulama işleminde hortumu kullandık. Bir de ıslatma işleminde hortumu kullandık. Ama işte gereksiz duyar insanları bazen böyle yapabiliyor. Neyse canınız sağ olsun ne diyeyim. Ben çamaşırlarımı astım. Şimdi ne yapıyoruz? Mutfağa gidiyoruz. Evet bugünün menüsünde ne var demiştim. Bezelye ve pilav var demiştim. Az bir şey bezelye yapacağım. Ben kendime pilav yemiyorum. O yüzden sevmiyorum. Kepekli makarna yapacağım. Zaten azıcık vardı içinde. Domatesli kepekli makarna yapacağım. Sinan'a da pilav yapıyorum.
artık yemeğe yapmaya başlıyoruz. Ve bir de Sinan'dan şey isteyeceğim ben. Göbek salata doğrayıp üstüne limon sıkmasını isteyeceğim. Onu şey yap aşkım. Bir kaba ne kadar yiyeceksek sen ayarla. Bu arada ben bugün file markete gittim. File marketten şöyle kentin lezzet küpleri diye bir şey aldım. Sarımsak küpüymüş bu. Çeşniymiş. Makarnalarda güzel oluyormuş. Bir de bunun fesleğenlisi mi vardı aşkım? Fesleğenlisi vardı. Küçücük. Yeter mi? Yeter. Şey var dolapta soğan bir de. Şöyle şöyle sarımsak küpleri. Köpleri diyorum. Şöyle göstereceğim şimdi. Çünkü bunu makarnada kullanacağım ben sosunu yapmadan. Bulyon tarzı. Bakın şöyle çok yakınlaştırdım. Bulyon tarzı. Kokla. Güzel. Soğan çıkarsana. Böyle böyle sıkıştırılmış şey. Sarımsak tozu düşünün. Evde fesleğen olduğu için fesleğenlisini almadım. Bitince fesleğenlisini de alacağım. Gayet mantıklı geldi bana çünkü. Bunu şey yapıp doğruyorum. Aşkım buzlukta doğranmış soğanımız var. Var mı? Var. Azıcık daha atma şehriye koyacağım. Gözüme az geldi. Bu mu? Evet. Ne kadar yiyecekse koyalım. Tencere alayım. Şimdi benim hazır soğanım vardı. Tencereme yağ alıyorum. Artık yağım da bitiyor. Arkada var. Biliyorum. Bu yağ bitiyor yani. Kayınvalidemin yapmış olduğu sos dan koyacağım içine makarnanın. Bir de şu sarımsak tozundan. Ben şey yapıyorum, şöyle anlatayım size. Makarnayı genelde su haşlayarak yapmıyorum. Çok böyle nadir yapıyorum. Genelde böyle nasıl denir? Anne soslarını tencereye koyuyorum. Onları bir güzel kaynatıyorum. Üstüne işte çok az su gerekiyorsa su ekliyorum. Mesela Sinan şu an koyuyor. Ondan sonra makarnamı içine koyuyorum. Suyunu ekliyorum. O sosla beraber güzelce makarna pişiyor. Çok koyma aşkım. Tamam. Yeter mi? Yeter mi şu anda? Şu an yeter. Su da ekleyeceğim çünkü. Evet, soğanlarımı da böyle kavuruyorum. Bezelyeyi biliyorsunuz ki kayınvalidemde hatırlayanlar vardır. Ayıklarken çekmedim çünkü 50 kilo bezelye vardı. story atmıştım. Instagram'dan takip edenler bilir. O bezelyeler, kışlık bezelyelerimizi biz yaptık. Yakında da Allah nasip ederse şeyleri yapmayı düşünüyoruz. Gene böyle domateslik soslar ama ben bu sefer Sinan'a şey dedim. Acuka mı yapsak cevizli? Hani güzel olur kahvaltılarda falan. Onu da yaparız. Bakalım. Meyli dostla. Sen de bana Yusuf Yusuf usta diyeceksin. Bezel, salçayı alayım ben. Şimdi salça koyacağım. Domates salçasına koyuyorum. Salçamla soğanımı da kavuruyorum. Sonra bezelyelerimi koyacağım. Anında şey koyayım mı? Evet, sen pirincini koy artık onu. Bezelyeye kimyon katıyorum. Çok seviyorum çünkü. Yani güzel bir tat verdiğini düşünüyorum. Da kimyonu göremiyorum. Kimyon. Su koyuldu. Şimdi bunun da şöyle bir karıştırıp tuz atmadık değil mi? Çok atmıyor zaten. Ben yemiyorum ki. Şeyden dolayı.
Şey var ya. Hı. Bulyonu attığımız için çok fazla tuz. Au! Au! Johnny Batman. Ne oldu? Parmağım vurdu. Şöyle karıştırıyorum. Buna biraz daha su eklenebilir belki ama. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Makarnamızı da böyle. Kendimi şu an oruçlu gibi hissettim. Hani akşam yemeğine hazırlık yapıyormuşum gibi. Ben sosumun tadına bakacağım bu arada da. Ona göre tuz ekleyeceğim. Yok yeterli. Yani benim için yeterli. Bu mu? Bir ufa. Evet o. Ben bunların kapaklarını çözemiyorum. Şimdi salata, göbek salatadan biraz ortadan keseceğiz. Üstüne limon sıkılacak ve yenecek. Böyle. Acıktık bayağı be. Ben de acıktım. Sinan da acıktı. Valla karnım gurul gurul ediyor. Sizler ne yaptınız? Bu arada 26 Haziran'da üniversite sınavına giriş varmış sanırım. Doğru biliyorsam. Yanlış tarih söylemeyeyim. Ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Üniversiteye gidecekler. Hadi bakalım bir şeyler söyleyin. Ne hissediyorsunuz? Nasıl olacak sizce? Hazırlıklarınız nasıl geçti? Evet. Yani iyi çalışabildiniz mi? Şikayetleriniz neler? Bu arada ben bezelyeye sarımsak atmadım. Atmadım için de şimdi aklıma geldi. Bir tane buradan lezzet küpü dedikleri. Bakalım gerçekten tat nasıl oluyor. Çok küçükler ya. Şöyle attım içine bir tane. Geliyor. Yeter de bana. Koy. Önce yeter. Tamam. Evet, makarnamıza da suyumuzu ekledik. Çekene kadar pişireceğim. Domatesli şeyle beraber. Evet, şimdi yemeklerim hazır olana kadar ben İçeri gidiyorum, dinleniyorum. Sonra yemeklerimi hazırladıktan sonra geliyorum. Nasıl olduklarını size gösteriyorum. Pilavım oldu. Makarnam da oldu. Pilavım demleniyor, makarnam duruyor. Bir bezelyem kaldı. Bir de Sinan salata yaptı. Böyle havuç rendeledi. Kırmızı lahana, işte marul. Bunların üstüne limon sıkacağız şimdi. Sinan kendine turp da doğruyor. Ben turp yemeyeceğim. Şu anlık bu kadar. Şimdi bezelyenin pişmesini falan bekliyorum ben biraz. Çünkü bezelye biraz haşlamadan yaptım. Normalde haşlayarak yapardım ama kayınvalidem de dedi ki ben dedi haşla... Ay elim yandı. Ben dedi haşlamadan yapıyorum dedi. Sen dedi niye haşlıyorsun dedi. Dedim ben haşlayarak yaparım dedim ama bu sefer de dedim bir deneyeyim bakayım. Haşlamadan. Ben bezelyeye biraz daha su koymam lazım. Turp o kadar şey ki böyle. Yumuşak mı? Aynen. Şu pilavın tuzuna bir bakayım. Çok azıcık. Bir ara şu çekmeceleri silmem lazım. İçini. Gidiyorum. Pilava biraz daha su koyacağım. Pilava tekrar su koydum. Niye bilmiyorum ama yani yok. A101'inkini de şey yapamadım. Kıtır kıtır ya. Yani Osmancık pirincine bir yani su koyduğum zaman ben kıtır kıtırlık asla almıyordum. O yüzden biraz daha su ekledim pilavıma ama makarnam tamam. Salatalarımız tamam. Üstlerine limon sıktıktan sonra afiyetle yiyebiliriz. Ay, bugün yoruldum. Bayağı yoruldum. Dışarıda da işlerim vardı. Onlara koşuşturdum falan. Bayağı yoruldum. Neyse, yemeklerim pişsin. Sonra buradayım.
Evet, yemeklerimiz pişti. Biz yemeklerimizi koyduk. Şimdi yemeklerimiz artık yeme sırası. Ben salonda oturmayı sevmiyorum. Biliyorsunuz Sinan da diğer odada oturuyor. Sinan dedim ki bugünlük televizyonu oraya getirebilir miyiz dedim. O da olur dedi. Yatak odasına getirdik. Şey çantayı da, aman masayı da şeye çevirdik. Cam tarafına çevirdik. Yani şuraya doğru. Ondan sonra şimdi ben de uzandım. Böyle burada haberleri izliyorum biraz. Ya biraz değişiklik olsun diye burayı istedim. Güzel oldu ama sadece bugünlük. Öyle yani. Şimdi yemeğimizi yedik. Biraz hazmetmeye çalışıyorum. Çamaşırlarımız da yıkandı. Aslıydık zaten biliyorsunuz. Toptan gayet memnun kaldım bu arada. Çok güzelmiş. Yani alıp kullanmak isteyen olursa illa evde kedisi olan için değil. Saçtan problemi olan falan filan olursa Rossmann'dan alabilir. 30 lira gibi bir ücreti var. Böyle yani. Şimdi ben biraz haberleri izleyeceğim. Ondan sonra bir şeyler yaparız artık. Ben uyuyakalmışım. Hazmetmeye çalışıyorum derken uyuyakalmışım yemeği. Ya yemeği yedik. İşte televizyon izlerken uyuyakalmışım yani. Böyle olmuş. İşte böyle oluyor. Bir daha televizyonu yatak odasına getirmeyeceğim. Orada izlerken böyle ciddi anlamda uyuyakalmışım. Saat 9 mu neydi? Sinan dedi ki kalkıp editini yapman lazım. Hani kalk bitir, yarın videom var dedi. Dedim de yani artık cidden bunalmış durumdayım. Ne çekeceğimi bilmem. Bir de sabahtan yani yarın sabah işim var. O yüzden birazdan erken bitirip videomu sabah 8 gibi kalkıp dışarıdaki işlerimi halletmem gerekiyor. İşte birçok biriken çok işlerim var dışarıda. Onları halledeceğiz. Allah'ın izniyle çekebilirsem yeni bir vlog başlayacağım. Onu da şey yaparım artık. O anda neler yaptığımı görürsünüz. Böyle yani. Oy, çamaşırlarımızı da yıkadıktan sonra ben ikinci posta çamaşırları da attım. Yani nevresimleri attık. Onları da topla beraber attık. Top gene böyle şey saç olmuştu, tüy olmuştu üstü. Dediğim gibi gayet memnunum. Almak isteyen olursa gene bana yorumlarda belirtin. Ben yorumlara linkini bırakırım. Ya da Instagram DM'den de yazabilirsiniz. Oradan da linkini atarım. Almak isteyen olursa alabilir. Dediğim gibi 30 lira bir ücreti var. Böyle yani. Başka bir şey yapacak mıyım? Yapmayacağım. Mutfak biraz dağınık. Onu toparlayacağız Sinan'la beraber. Sonra da bir duşa girmek istiyorum. Rahatlamak istiyorum. Hala da aşkım üstünde böyle o halının yorgunluğu var ya. Niye böyle bilmiyorum ama kolum, kanadım, belim, her yerim ağrıyor ya. Buralarım ağrıyor yani. Ama iyi olacağımı biliyorum. Birkaç gün dinlenme aradım. Çünkü ciddi anlamda hele de 4 metrekare o pofidik halılar var ya. İşte gördünüz zaten. Onu Sinan uyurken annemle yağmur başlayınca kaldırmamız ikimiz zor oldu. Annemin kolu deseniz ağrıyor. Ben... Matoş. Müsaade et, evden geçsin. Olmaz öyle. Şuradan çağır. Buradan daha kısık kestirme yani. İşte o halıyı kaldırmak Sinan uyurken annemle. Onu da uyandıramadık o anda. Çünkü yağmur bir anda bastırdı. Böyle yani. Neyse. Vallahi daha fazla da dayanamayacağım. İki videodur farkındayım. Çok kısa oluyor. Ama yapabilecek bir şeyim yok. Ciddi anlamda çok yorgunum. Aşırı yorgunum. Ki Sinan da öyle. O da kamerayı böyle tutuyor. Cidden böyle tutuyor ama. Gösterebilirim. Aynen öyle dur. Aynen böyle. Bu şekilde duruyor. Şimdi o elinin arasına kamerayı tekrar koyacağım. Çocuk ne yapsın garibim. Benle uğraşıyor. Anasıyla uğraşıyor. Ya tripodumuz, büyük tripodumuzun tepesi kırıldığı için sıkıntı. Neyimiz kırıldı? Tepesi kırıldı. Tripodumuzun. Tripodumuzun tepesi kırıldığı için. Onu da bir şekilde halledeceğiz. Valla çok işimiz var. Sanırım salıdan sonra Hasancığım gelebilir artık. Bir zahmet gelsin. Çünkü balkona oturma alanı yaptıracağım Hasan'a. Bunalıyorum artık yani. Ciddi anlamda bunalıyorum. Çıkmak istiyorum, böyle camları açmak istiyorum. Sonra şeyciyle anlaştım bir tane, onu da anlatayım bu arada. Bu kedisi olanlar, işte camdan düşer korkusu olanlar için, camı açamayanlar için benim gibi. İstanbul File diye biriyle anlaştık.
sadece yatak odasına, Sinan'ın bir odası, odasındaki cama, bir de iki pervaza, yani mutfaktaki balkonun iki camına, büyük açılanla küçük açılana file yaptıracağız ki ben o camları rahat açabileyim, patron da rahat çıksın, aklım kalmasın. Güzel bir fiyata anlaştık. Buraya da, yani Kartal'a da servisleri varmış. Onlar da anlaştıktan sonra gelince onlar da yapılacak. Hasan da gelecek. Evin parkelerini değiştirecek. Hepsini konuştuk. Bakalım ama ne zaman gelecek, net bir süre vermiyorum. Pazartesiden sonra beni arayın dedi. Bu pazartesi dediyse bir dahaki pazartesi, sonraki pazartesi, sonraki pazartesi diye gider böyle. Böyle yani. Neyse, gene çok uzattım. Ne konuşasım varmış ya. Şimdi dediğim gibi duşa gireceğim. Ondan sonra yatıp uyuyacağım. Videomu editledikten sonra tabii. Neyse, beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirim çanını lütfen açmayı unutmayın. Beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sınava gireceklere de şimdiden başarılar diliyorum. Yorumlarınızı merak ediyorum. Bakın, sınava girecekler, neler yaptınız bana yorumlarda belirtin. Cidden merak ediyorum. Hadi o zaman, öptüm sizi. Bay bay.